Evet canlarım, hepinize güzel bir Antalya sabahından merhabalar diyorum. Nasılsınız bugün? Umarım herkes iyidir, her şey yolundadır. Zeytinlerimiz kurumuş. Herkes mutlu ve huzurludur. En azından mutlu ve huzurlu olmak için sebepleri vardır. Evet, şöyle bir çıktım, bir balkonuma bakayım dedim. Çünkü yine hemen evden çıkmak durumundayım. Maalesef bu hafta ne çiçeklerimle ilgilendim ve kendimle ilgilenebildim. Hemen hemen her gün hastanedeyiz. Ama şükürler olsun ki ilk gece de iyi geçti. Dün gece korktum. Annemin ağrısı olur mu acaba diye, ama evet, güneş gözüm oluyor şu anda. Güneşten bakamıyorum. En güzeli içeriye kaçmak. Ve sabah kalktım. Sessiz sessiz çiçeklerimi suladım. Anneciğim biraz daha uyusun istedim. Ama artık yavaş yavaş kaldırmam lazım. Daha her yer, gördüğünüz gibi mutfakta her şey her yerde duruyor. Yorgunluktan dün artık bir şey yapabilecek durumda değildim. Dün de 7'de kalktım ayağa. Akşam 9.30'a kadar hiç oturmadım. Hiçbir şekilde. En son annem artık 12'ye geliyor. Ben yatacağım deyince en son damlalarını döktüm. Onu yatırdım ama ister istemez tedirgin yattım. Bu arada kusura bakmayın, sessiz konuşuyorum. Annem biraz daha, o da sinir kapısı kapalı ama biraz daha uyusun istiyorum. Kaldıracağım. Önce bir kahvemi içeyim dedim. Önce odadaki çiçeklerimi suladım. Sonra odadaki çiçekleri suladım. Sizlere dedim öncelikle bir merhaba deyip bir kahvemi içeyim, kendime geleyim. Sonra annemi uyandıracağım, üstünü giydireceğim. Kontrolümüz var bugün. Bu arada ellerimin her yeri kabarıklıklarım geçti. Akşamdan beri ilaç sürüyorum. Dün bayrakları takarken balkona kaktüslerin dikenleri battı. Elime yağ da süremedim. Annemin gözüne damla damlatıyorum diye. Ama hala şimdi dokunduğum yerlerde ufak tefek batmalarım oluyor. İnşallah bugün kontrolümüzle iyi geçer. Dün de sağ olsunlar gelenimiz gidenimiz çok oldu. Annemin ameliyatından, yani ameliyattan sonra eve geldiğimiz duyan. Çünkü herkes merak etmişti. Niye bu kadar geç sürdü, öğleden sonraya kaldı diye. Mümkün olduğunca izah ettik zaten. Merak edenler de zaten eve geldiler. O da bu arada tabii ki çok uyuyamadı aslında. Annem erken saatte yatar. Ki doktor verdiğimiz ilaçlarla bu akşam rahat uyur demişti. Gerçekten de öyle oldu. Ama daha erken saatlerde uyuyordu. Dün nedense geç saate kadar uyumadı. Bu arada arkadaşlar yazmışlar, işte Nihal Hanım saçının ısındı gibi bembeyaz oldu, kuaföre gitmiyorsunuz, şunu yapmıyorsunuz, bunu yapmıyorsunuz. Arkadaşlar ayda bir defa kuaföre gidiyorum ama bir haftadır hemen hemen her gün hastanedeyim. Aralarda sizlerden de izin istedim biliyorsunuz, bazı günler yoktum çünkü sürekli olarak koşuşturmaca içerisinde annemin evraklarını tamamlamaya çalıştım. Normalde kalp doktoruna bir defa gideceksek 3 defa gitmek durumunda kaldık. İşte sulandırıcıyı ne zaman kessin, ne zaman bıraksın, ne yapsın, ne etsin, bunlara karar verildiği için biraz sıkıntılı bir süreç geçirdik. Açıkçası bu durumda hiç kuaför düşünecek durumda değildim. Bir gün sonra boyanır, 3 gün sonra boyanır, 5 gün sonrasında boyanır. Ben hep şunu savunuyorum. Fiziksel insanı değiştirebileceği şeyler hiç sıkıntı değil.
insanlar dediğim gibi bir gün makyaj yapar, bir gün bakımını yapar ve her şey geçer. Önemli olan insanın kişiliğinde sorun olması. O yüzden de açıkçası kuaförü erteledim. Bugünler için aslında hastaneden geldikten sonra belki bir ara giderim diye düşündüm ama annemin saat başı damlaları var. O aslında sen git dedi, hani işini gücünü hallet. Annem ameliyata girecek olduğu için zaten ödemelerimi, her şeyimi koşturdum ettim ki hani evde onun yanında daha fazla kalayım diye. Ama yine de hani bir gitsem mi dedim ama teyzemler de gelecek olsa ne olursa olsun bırakıp gitmek açıkçası içime sinmiyor. Belki bir iki gün daha, gerçi duruma bağlı. Gider miyim, gitmez miyim? Çünkü bugün aslında pazara doğramam lazım. Belki teyzemler varken hemen bir arada gidip pazar alışverişini hallederim. Halledebilirsem, halledemezsem de manavdan alıp bir şekilde bu haftayı atlatırız. Çünkü gelenimiz gidenimiz de olacak. Bu arada dün artık en son yığılıp kalacağım zannettim. Bayağı bir hastanede de beklemekten, koşuşturmaktan yorulmuşum. Ama şükürler olsun bugün yine ayaktayım. Allah bir şekilde güç veriyor. Ağrın olursa anneme mutlaka seslen dedim akşam. Gece kalkarım dedim. Hiç uyumayayım dedim ama duracak. Ayakta duracak halim yoktu. Anneciğim seslenirsin dedim. Ben damlamı damlatırım kendim dedi ama geceleri yine uyandım, kalktım, baktım. Herhangi bir ses yoktu, bir sıkıntı yoktu. Demek ki bir ağrısı olmadı en azından. Yani bana söyleyebileceği kadar ağrısı olmadı. Mutlaka ağrısı olmuştur. Çünkü bıçak değiyor ne olursa olsun. Ki göz çok hassas ve kıvırcıyor sürekli olarak içeride. Evet, burada Gül Hanım'ın eşiydi galiba, onun da korneye nakli olacakmış. Gerçi yazmıştım yorumların altına. Çok çok geçmiş olsun, Rabbim şifalar versin. Bildiğim kadarıyla korneye nakli en yoğun olarak Rusya'da yapılıyormuş. Türkiye'de ancak bağışlanırsa, organ bağışıyla gerçekleşebiliyor. Ama Rusya'da artık bunu bir sektör haline getirmişler. Bir yakınımız için çünkü araştırmıştık. Bir dönem oradan biliyorum. İnşallah sizin eşiniz de bir an önce şifasına kavuşur. Korneye nakli yapılır diyorum. Bütün şifa bekleyen hastalarımız için. Evet, buralar biliyorsunuz. Yorumlarınıza cevap yazamadım zaten çok fazla. Fırsat buldum 5 dakikalık 10 dakikalık aralarda. Hemen mutlaka ve mutlaka yorumlara cevap yazmaya çalıştım. Sevgili Fadile ablacığım Almanya'ya gitmiş. İnşallah tedavi içindir ve iyi sonuç verir. Yunanistan'da yaşıyordu çünkü o da trafik kazası geçirmişti. Ama dediğim gibi bu arada Serhal'i çok merak ediyorum. Ben ona hep kahraman kadın diyorum. Adının anlamı çünkü kahraman kadın demekmiş. Serhal çok güzel bir anlamı var. Anneciğiz vefat etmişti. Ve psikolojik olarak iyi değilim diye bir iki defa yazmıştı. İnşallah daha iyidir diye düşünüyorum. Allah sabırları ihsan eylesin. Hem bu koşuşturmacalar, hem böyle Cumhuriyetimizin 100. yılını kutlayacağız. Ben bir Atatürk öncelikle gençliği, Atatürk küçük bir kadın olarak çok gururluyum. Tabii ki 29 Ekim kutlamaları bu sene. Aslında kutlama denildiği zaman insanlar şöyle düşünüyorlar, işte konserde şöyle buydu, hayır değil. Anmak, konuşmak, bizden sonra gelecek olan nesillere bunları anlatabilmek bile bir kutlamadır. Bu sene eminim ki kortej çok kalabalık olacak Antalya'da da, zaten sizlerle beraber hep birlikte paylaşacağız. Geçen sene aslında herkes demiş, işte telif yemiyor musunuz? Evet, telif yiyoruz marşlardan dolayı.
Ama burada gözettiğimiz bu işte telif yedik, kazandık, kazanamadık olayı değil. Aynı coşkuyu milletçe hep beraber yaşayabilmek. İnşallah sağlığımız yerinde olur o gün. Artık ya dayım gelecek annemin yanına ya teyzem gelecek. Ben de o coşkulanları sizlerle birlikte inşallah paylaşacağım artık. Ben de yavaş yavaş gideyim, annemi kaldırayım, üstünü giydireyim. Arada bu arada gelip gidip yine kahvemi içmeye devam ederim. Elma da güzeldi. Bir ara çok yiyordun sen elma. Neyse akşamüstü pazara gidersem. Yavaş. Teyzem gelecek mi bugün? O gelirse en azından ben pazara rahat gelip giderim. He? Anne olur bir şey olur, başım döner düşersin. Gördüğünüz gibi her yer. Bayraklarla donatıldı. Saatler oldu. Şimdi daha trafik başlamadı henüz. İş saatinde zaten çok yoğun oluyor. Okulların da alış saatinde. Evet, nihayet çıktık hastaneden. İyi, çok şükür. Doktor Gözcan gibi dedi, herhangi bir sıkıntısı da yokmuş. Ödem de yok. İyi. Ödem olsaydı ağrın olurdu anne zaten. Ödemin olmaması iyi oldu. Damlaları damlattık. Mesela damla ödem olmasın diye ya. He. Demek ki damla. Bak diğerine gerek kalmamış adam. İçin verdiği damlaya gerek bile kalmadı. Nereden, diğer köşeden mi geçeceğiz? İyi, şükürler olsun annem ya. Zaten derneği hiç sevmiyorum. İyi, gerek kalmadı bak Meryem'e. Yapışık insan şeyde. O diğeri zaten tansiyon içinde, ona da gerek yok dedi. Kasaba geldik, sütümüz alalım diye. Yok. Eczanede damlamızı bulamadık. Deli deli dolanıp duruyoruz. Şeyin Filiz var değil mi, bizim lokantaya gelen? Onlar bizim eczanesi var ya köşede. Ya oraya bakalım ya, ondan sonra bir eczane daha var. He? Yarın Karagöz'e de bakarız. Ya da Ali buldurur. Ali buldurur da Ali'nin oraya kim gidecek? Gelecek anne yarın şimdi ya. Ancak oradan gelmeden uğrasaydık olurdu. Reçete ilerirken şeyde ama tek damlayı kullanmam mı lazım? Başka damla yazacak. Alerji için damla yazdı yani sana. Onu şeyde geçecek. Bir şey geldi. Bir şey geldi. Sonra geçecek damla. Neyse, bakalım eczaneye de bulamazsak ararız Ali'yi. Ya Çağatay'gil akşam gelecek ya. Ama Çağatay'a nasıl ulaşacağız?
Neyse onları bulamadık. En azından diğer aradıklarımız belki oluruz. Evet, Afganların gözü açık. Şükürler olsun. Esra abi sen ne kadar güzelmiş. Şu arkasındaki de güzel aslında, mavili olan. Hemen öyle giyip çıkmak için aslında çok güzel. Başını eğme anneciğim. Desene de güzel. Evet. Ne kadar bir şey? Sorarız. Evet, gördünüz mü? Bütün balkonlar. Bayraklarını asmış. Karşıdaki eczaneye diyorum anne ama önce şey alışverişimizi yapalım. Şurayı. Fatih Eczanesi'ni. Yavaş önüne. Ne kadar gurur verici bir manzara. Evet, market alışverişi bitti. Manavdan üzümü de aldık. Mama Damla'nı unuttuk anne, artık Ali'ye. Ali'ye söyleyeceğiz diyorum, Damla'nı unuttuk. Oradan al, onu oradan al. Aslında çok bir şey yapmadık ama ben 2-3 gündür yorgun olduğum için vücut artık taşımıyor. Evet, bugün pazara gidemeyeceğim çünkü. Manav abide de üzüm var zaten. Geçen gün biber de almıştık buradan. Alıncakları buradan alırız. Anne biber de alalım biraz şey, köftenin yanına gözlemek için. Üzüm kaça abi? 30 tane üzüm. Anne üzüm alacağız, başka ne alacağız? Charleston biber ne kadar? 15. 15. Közleyeceğiz ama o biberleri közlediğiniz zaman şey olmayacak, kalır mı içi? Bir kalın tatlı biberlerin şeyinden ya, yeşilinden şöyle küçük. Var mı? Var. E tamam o zaman. O zaman sadece şey alalım, üzüm alalım. Ay ödüm koptu. Yolda bir şey oluyor zannettim. Evet, cadde üstündeki apartmanlar kadar burada çok fazla. Cadde üstündekilerde büyük bayraklar var. Evet, Harun abilerin bayrakları içeriye dönmüş.
İnşallah yarından itibaren daha fazla olur. Evet, Bergenciğiminki de orada, Aykut Bey'in de var. Ben evet, Bartu bayraklarımın hepsini götürdüğü için büyük iki tane bayrağım kalmış. Anneciğim, sen poşetleri alma sakın eline, sadece üzümleri vereyim ben sana, diğerlerini ben alayım. Sen şu üzümleri al kapıyı açtıktan sonra. Başka bir şey istiyor musun? Yok. Öğlen saatinde sabah kahvaltısı yapıyoruz. Buna brunch derler. Buna zengin kahvaltısı brunch derler. Öyle mi? Tabii. Sizin orada öyle mi diyorlar? Yok, hayır, biz zengin değiliz ki yavrum. Biz zengin miyiz? Biz orta haliyiz. Allah aşkına aç değil, açık değil. Tabağına koyacaktım diyorum, ekmekleri koyayım diye. Tabak aldım, tabağına koyacağımı şaşırdım. Evet, o oldu. Gitsin, ondan sonra giderken simit alayım dedim. Çıktık. Simit alayım, Belgin'i de arayayım dedim. Kahvaltı yapmasın, Hakan'ı bıraktıktan sonra dedim. Hani geldiğimizde kahvaltı yapalım dedim. Bu defa Çağatay aradı. Biz doktordayken. Berto evde deyince, hadi Berto'ya gidelim dedik. Şey mi, salgın mı var? Üşütmüş, üşütmüş. Üşütmüş. Sabah diyor, okula giderken diyor. Canım. Çocuk üşütmüş mü diyeceğim. Sabah erken gidiyoruz okula diyor. Sabah soğuk oluyor diyor. Evet, oluyor zaten. Ama üstüne giydirmeler lazım. Öğlen giydiriyorum diyor. Bu defa ben öğlen saatine gidene kadar diyor, çıkarmıyor, etmiyor diyor. Üstü sıcak, bu defa terliyor diyor. Teneffüse çıkıyor mu? Çıkıyor. Ondan şey, gittik hala şey, ateşi var. Ya şey yapacak, kısa kollu gidecek. Üstüne bir tane ince Hakan'a giydirdim, önden fermuarla giydirecek. Öyle giydiriyorum. Bir de üstüne de şey giydirecek işte. Anneciğim, ne arıyorsun sen? Reçelini nereye koydun diye. Gel. Bak, ortanca kızın sana pasta almış, hala reçel mi arıyor? Kuru pasta. Reçeli. Ay, ben çok severim. Şundan ben yaptım bir kere, reçelli şey. Kurabiye harika oldu. Yapalım bir ara. Yapalım. Hep yapacağız ya. Artık şu an geç olduk kızım. Valla yok, vakit yok, ben vakit bulamıyorum. Ben şu an geç. Akşam gördünüz, akşam 9:30'da yemeği yaptım. Duşa girdim, çıktım. Bitti, gün bitti. Şunu vereyim ben sana. Feyza gelecekti ya. Ekmekleri kesmedim ama küçük ekmeklerden alıyoruz artık şunlardan. Nereden alıyorsunuz onları siz? Doğada. Doğada kaç para bunlar? Annem, küçük ekmekler ne kadardı annem vardı, bunları da bilmiyorum. Bende bozuk yok. He? 5. Büyük ekmek 10 lira. Ama büyük ekmeğin yarısından daha da küçük bu. Gobitler de var. Ben hiç görmedim hiç. Aslında çok güzel. Şöyle küçük hamburger ekmeği gibi gobitler var orada. Gobitler de var. Onlar da 5 lira. Neymiş aslında? Yani bunlar mesela şey mesela, yani güzel. Kahvaltının olmazsa olmazı ne yok? Feyza. Feyza. Bu Feyza. Peynirimiz yok. Aa evet. Brunch yaptın mı şu? Ay Feyza, burada mıydı? Kahvaltı yaptın mı? Açsa gelsin. Yapmış. Dur, bekle, anahtarı veriyorum. Ne yiyorsunuz? Kahvaltı. Kahvaltı yapacağım mı diyoruz, ne yiyorsunuz? Ne yiyorsunuz? Zeytin peynir. Ne yiyorsun diyor hala bana, kahvaltı. Ne istersen. Gel teyzeciğim. Ya kahvaltı yaptın da öğle yemeği yemedim sizin kahvaltı. Ya kahvaltıyı da gel, öğle yemeğini yersin. Hiç olmaz. Git içeriden şey al da gel. Sandalye, şu köşeme otur, gel. Beraber aynı tabağa kuralım, daha iyi. Zaten çıkarmayalım. Yok, bulaşıklar arkası yok canım. Masaya dolduruyorum yani. Mor terlikleri giyeyim mi? Ne lafı, mor terlikleri giysin mi? Giysin giysin. Ha, mor terlikler ev terliği değil teyzeciğim. İşte şey, o yüzden sordum, belki değildir. Benim değil, ev terliği değil. Mor terlikler. Ben size çıkarken giydim terlikler.
Gönül abacığım otur birazcık. Feyza otur şuna. Hayır sen otur Feyza. Anneciğim sen oturur musun? Feyza oturur. Baba. Ben de otururum. Ben ev sahibiyim. Sen ev sahibi değilsin. Sen hastasın ama. Sen ev sahibisin de. Sen ev sahibi değilsin. Şimdilik naz yapacağım dönem. Şu anda nazlanma döneminde. Hasta oğlum. Ay ben naz yapmasam bilmem. Ben seni yaramasam bu zamanlara çıkıyor çabuk nazla. Benim ben gözüm açıldı şey ettim mi? Düşmüyorum. Neyle o? Kahve. Sütlü kahve. Hastanede diyorum ki belki yavaş yürü. Ben iyiyim diyor. Sen iyisin de dedim. Hastane kalabalık hızlı hızlı dedim. Yürüyorsun. Tabak benim Feyza'yı. Verme verme. Benim tabağımla beraber şey yapalım. Benim tabağım ne ya? Neyle alalım? Yumurta. Başlayacağım anneciğim şimdi. O sen mi yiyorsun? Yok tamam koyar şimdi. Sen kendi şeyi ye. Önce ben domatesden şeyden yiyorum. Bak ev sahibi al dedi. Şurada senin. Yok. O ne be? Buzdolabı. Dolap dolap. Ya teyzeciğim şu 2 dakikada şimdi açtırayım abi yoktan. Sen kaldın Nihal almayı. Gelirim kuzum ya. İnsanlar hastanede koşuşturuyorlar. Bu da hızlı hızlı yürüyor dedim. Şimdi birisi gelecek bir çarpacak sana dedim. Burası ne? Dikkatli olman gerek aslında. Kırı kırı. Yine şey yaptı. Dayanamadı bak ya. İyi bak ne kayma olmuş ne bir şey olmuş. Şükür. Bu yüzden öyle hep oldu. Geçmiş olsun. Sağ ol. Bu ne? Reçel, vişne. Çok güzel ama. Biraz fazla vermiş ama. Galiba. Evet. Biraz fazla vermiş ama tadı çok güzel yönden var. Ben biraz diri yaparım. Ezdirmeden. Cam gibi parlak olur. Evet. Güneşte. Ablam fazla bir şey etmiş herhalde. Ben işler içinde bayılırım. Şekeri de fazla olmasın diye herhalde biraz da şekerini az koymuş. Ama ekşi ekşi güzel olmuş. Hani vişne ekşi oluyor zaten. Onlar normalde çok yapıyorlar belgin de. Belgin vişne sularını şey alıyor. Küçük yetişleler var ya. Konsantre. Konsantre yapıyor. Meyve suyu olarak onu içiyorlar çünkü. Feyza sen nasıl oldun Feyza? Daha iyiyim. Feyza. Geliyor. Yo burada da var yapıyorum. Çıkardın mı? Feyza. Çok güzelmiş Feyza'nız. Belki sen alın yanına. Alırım biraz mı? Biraz mı alırım ben? Bak sıcak ekmek var. Isıtacağım şimdi. Var ekmek. Ben ısıtayım mı? Aç ver. Şey zaten taştan sıcaktır. Gerçi aldıklarımız daha taze onları yeni aldık fırından şimdi. Ilık bile olabilir yani. Şunu şöyle koyayım da. Senin de kaynanan sevecekmiş. Evet. Tam yemeğin üstüne yedim. Ay vallahi doğrarken de dedim ki anneme, anne bak bu domates büyük değil mi dedim. Sofra başta 2 kişilik miydi? Evet. Yok yok dedi annem yenir dedi. Demek ki sizin de kısmetiniz varmış. Aynen. Allah. Ayaklarım bitti belgin 2 gündür. Kaç iki gündür? Ne? Kaç iki gündür? Şimdi bak pazartesi dayım için gidilecek. Gerek yok gelmene dedi ama. Şimdi içime sinmiyor. Orada biraz fazla oyalandı mı? Bırakır gider. Bırakır gider Ercan dayım. Şey yapmaz yani. O gün bakma. Onca saat bekledik ama o indi kafeteryada bekledi. He. Ben gittim alınacak sıraları aldım bekledim. Dakika yaklaşınca aradım onu. Alo dedim geldi. Bir daha çıkarayım. Orhan'la pazara çıkmışlar. Bakalım Orhan
delirtmesi onu. Kimin ne? Erşan'ın babasıyla. Ha. Erşan'ın babası şey Ercan Bey'le aynı yaşta mı? Asker arkadaşlayım. Ama şey, eşim öyle her şeyi alıştırmış bir halde eline vermeye. Ha, hazıra. Hazıra elinden hiçbir şey gelmiyor. Yalnız kalmak istemiyor. Evde dayıma da geldim onu getir. Benim canım onu istiyor. Benim canım bunu istiyor diyor. Dayım da sinirleniyor. Ercanları yalnız yaşamaya alışmış zaten. Şey yani evde sessizliğe alışık. Hayır yapar dayım. Hani misafir ağırlamayı da çok sever Ercan dayı. Bunu meyveyi şey bile soyacaksın, dilimleyeceksin. Elindeyse ağzına koyacaksın. Öyle istiyor. Bu da zor ya. Arada gelin mi dayım dedi, dayı gerek yok. Ben bakarım ne var bunu. Daha yeni koydum gel. Oğlum şu şey taş ısınık diye. Neyse İsmail gider nasıl olsa şeye. Önceki ekmekten koysanız ısın mı ısıtıyorsun? Isıttı işte. Ekmekten. Önde ya. Bir tane vardı ya bir gün önceki aldığında. Şu an ne yiyorsun anneciğim? Koydu. Şu an yediğin ekmek hangisi acaba? Yeni yiyoruz, eski bozuluyor. Aynen, bayatlıyor. Bizde ne bakıyorsun? Bana niye bakmış şimdi? Bayat yiye yiye, tazeler bayatlıyor. Sürekli bayatlıyor. Bayat. Yapacak bir şey yok. Bayat ekmek, meyledeki suyu çekerler. Daha sağlık ederler. Neyse, eşim ayı giderken daha bana da uğrasın da. Tamam. Bir daha şeye inmeyeyim ben. Aşağıya inmeyeyim. Ekmek için. İsmail abi de ekmek almaya gidiyor. Ekmek almaya gidiyor ya. İsmail akşam üstleri. Siz onu yiyene kadar. Ben yoksa şimdi şey. Artık düşeceğim. Acıktım. Akşam burayı topluyorum. Allah Allah dedim ya. Sen cüzdan bu da masanın üstünde. Ben farkında değilim. Ben unuttum da farkında değilim ha. Dedim ben cüzdanımı kaldırdım. Gittim baktım duruyor benim cüzdan portmantoda. Yani evde arasam ararım yani hiç. Bu defa dedim acaba benim cüzdanımı oraya koydum. Seninki mi burada? Açtım artık. Bak dedim bu benim cüzdanım değil dedim. Şöyle ucundan açtım baktım ama yani. Bakacağım ne oldu? Niye bakıyorsun? Özel eşya değil mi? Hırsızlık yapmak için. Özel eşya. Cüzdanlara bak nasıl bakıyor. Anlayabilmek için. İkimizin de cüzdanı aynı. Nasıl evet. Anlayacağım işine bakmadan? Şaka yapıyorum ya. Niye kızarım ki? Kızarım ben. Teyzeyim. Bismillah. Allah. Anne daha dün işi varmış. Sonra geliyorum dedi. Selamı var. Bunlar konuştuğu zaten mi? Telefonda. Şey söylememiş ama doktora kontrole gittiğimizi söylememişsin. Evet. Doktora kontrole gittiğimizi söylememişsin diyorum. Belgene mi? Evet. Ya belgene sadece nerede kaldın? Nerede kaldın? Acaba dedim yola geldi de yoldan mı verip hani geçecekti diyerekten. Hayır ama yoldan gelecek olsa o. Ben tahmin ettim aşağıya biz Feyza ile indiğimizi dedim muhtemelen takviye takıldı dedim. Belgin çünkü şey yapmaz, bekletmez. Şunları şöyle alalım da. Kahvelerimizi içtikten sonra. Çok anlamlı zaten de. Diğerlerden de anlattık değil mi anne? Evet. Affektoyu da anlatmadık ama biz sana da anlattık. Affektoyu da anlattık mı sana? Anlattık. Papa içeceğim şimdi. Papa şimdi içme anne, şimdi iç. Onun sakinleştirme özelliği de var ya. Evet, akşam daha rahat uyuyorsun. Yine sen bilirsin. Kaçta damlattıydık şeyi? 4'te damlatacağız anne damlalarını. Hani 2 saat ara oldu şimdi. Evet.
Dün saatte bir döktük. Belki de bugün şey oldu doktor. 2 saatte bir. Önümüzdeki hafta zaten şeyleri keser. Damlaları mı? Antibiyotiği falan keser. Cuma'ya. Cuma'ya tekrar gene saat 10'da gideceğim. Evet, yani işte bir hafta var. Bakalım ne diyecek. Dikkat edersen bak şimdilik sorun yok. Önümüzdeki haftada sorun olmaz aslında. Eğilmemen lazım. İşte eğilmemen lazım ama sen eğiliyorsun. Öyle bir sıkıntı var. Anlıyorum ki ödem olmuş. Olmuştu. Normal ağrıyor. İşte ne kadar eğilmezsen ödemin o kadar az olacak. Yapmayacaksın. Ben yatarken korktum. Hani dönerse o tarafına alışık çünkü yatmaya. Uyku serseni dönse. Döndüm 2 sefer. Aydın gençli teyze vardı verdim oradan. Dönmüş 2 sefer baksana. Döndüm ama hemen şey ettim. Yani ben diyor, aklıma geldi elimde diye. O tarafıma yatıyorum. Ne yapacağım ben şimdi diyor. Doktor da diyor ki bak şimdi böyle yat da gibi yat işte diyor. İşte sırt üstü yat diyor. İnsan korkuyor ya dönersem ne olur diye. Bu tarafınıza yatmayı da düşünüyor doktor kesinlikle. Ne kadar yatmayacağım bu tarafınıza? Vallahi 10 gün deden dikkat. Ama bir ay dedi dikkat edin. Ağır bir kaldırmayın ay. Dedi. Bir iş yapmayın dedi. Eğinmeyin dedi. 10 gün sadece dedi, elinize yüzünüze su değdirmeyin dedi. 10 gün arıyorsun. 2 tane mi yapıyor? Sana da yapıyor Beyat. Bu sen mi söylüyorsun? 3 teyze dedi. Hayır, anladım. Kurabiye koyayım mı sana? Yok, teşekkür ederim. Yeter mi? Üstüne tatlı yiyeyim dedim. İşte bir o yüzden belki yetmezse sana kurabiye yapacaktım. Var ya. Yiyeyim dedim. Elektrik süpürgesi şuraya çekeyim mi? Şimdi süpüreceğim ya. Süpüreceğim, sileceğim. Ondan sonra akşam yemeğini yaparım. Bugün 9:30'a kalmayayım yemek yapmak için. Şeyi çıkaralım da, tavuğu çıkaralım da. Ay Gönül abi buradan gözüne baktığı zaman yukarıda bir şey gözüküyor. Ya şu siyah kısmı. O iyi dönüş yoktu. Bak şimdi öyle yuvarlak ışık yanıyor. Merceğin çevresinde yanıyor ışık, şunu onun için. Benim sürekli öyle işte. Işığa baktın mı uzun süre merceğe koyuyorlar ya yuvarlak. Onun etrafında yanıyor ışık. Evet ya şey... İşte yakışınca geçer biraz daha. Bu gözümü yaptırırken diyeceğim biraz daha geçen sefer tam uyuşmadı. Biraz daha şey diyeceğim. Damlayı fazla dökün. Ya gözden de mi millet hocam? Şimdi de şimdi değil. Neyse kahveler ve senden oldu bacım. Ellerine sağlık. Kahvaltı sende, kahve benden ne çıkmış? Ya bak işte gördün mü? Kahvaltım üzerine geldi bazen. Evet kahvaltım üzerine geldi. Kayınvaliden sevecek iş. İnşallah. İnşallah maşallah ne olur artık. Bırak kusun bırak. Gel kahvemizi içelim. Kahvelerimizi içmeden önce sizlerden bir müsaade isteyelim. Evet bugün güzel. Annemin ah bir kendimi şöyle bir gösteremedim ya. Aa dur bir saniye gel. Bakma. Tamam. Ay şiki hafif ne laf seç gözmüyor. Evet. Ya, yazık. Ya yazık beni attılar böyle bu tarafa gözükemedim bir türlü. Evet. Tamam. Evet bugünümüz neyse bakalım. İyi geçti. Annemin en azından iyi haberlerini aldık. Sonuçları güzelmiş. Herhangi bir şey olmadan. Çok şükür damlalarına devam edecek. Tabi birazcık da kendisi dikkat edecek. Kahvaltı Belgin de derken üstüne Feyza geldi. Çok güzel oldu. Evet. Hep beraber kahvaltı etmiş olduk. Her zaman nasip olmuyor. Kahvelerimizi de bacım yaptı. Gözüküyor mu o zaman? Sesimi duyuyorlar artık. Bir kere gösterdim. Hani ben de buradayım dedim ya yeter gerisi.
Evet, artık sizlerden yavaş yavaş müsaade isteyelim. Yarın tekrar siz canlarımla görüşünceye kadar kendinize çok ama çok iyi bakın. Her şey gönlünüzce olsun diyoruz. Yarın görüşünceye kadar hoşça kalın. Hoşça kalın.